Bu toprakların çocuğu Hrant Dink de aynı yolda yürüyordu. Hrant Dink de geçmişin o ağır yaralarını sarabilmek için barışın, adaletin, hakikatin dilini kullanıyordu. Kin ve nefreti değil, hakikat ve adaleti, birlikte yaşamanın imkanlarını arıyordu. Bu egemen sistemin bütün nimetlerinden yararlanan her çevreyi ürküttü. Malatya'nın bu güzel çocuğunu, o değerli dostumuzu, o güzel yoldaşımızı bu nedenle katlettiler. Biliyorlardı ki o dil yerleşirse kendi düzenlerini üzerine kurdukları düşmanlığın temelleri ortadan kalkacaktı. Kinin, nefretin, düşmanlığın ortadan kaldırıldığı bir düzende adalet, barış ve demokrasi olacaktı. İşte Hrant'ın dili de o dildi, mücadelesi o mücadeleydi. Ve onu susturmalarının nedeni de o hain cinayetin sebebi de buydu. Biz HDP olarak aynı yolda yürüyoruz. Bu yolda daha önce mücadele etmiş, tecrübe biriktirmiş, bedel ödemiş, bütün insanların birikimini devraldık, büyük barışa doğru yürüyoruz. Biliyoruz ki büyük barış ancak eşit yurttaşlık üzerine kurulur. Büyük barış ancak halkların ve inançların özgürlüğü üzerine kurulabilir. Büyük barış ancak toplumsal adalet üzerine, emeğin hakkını aldığı bir düzende kurulabilir. Biliyoruz ki büyük barış doğayla iç içe uyumlu yaşayarak kurulabilir. Biliyoruz ki büyük barış kadınlara düşmanlığın ortadan kaldırıldığı bir yaşamda kurulabilir. Biliyoruz ki büyük barış gençlerin kendilerini yaşayabilecekleri, geleceğe umutla bakabilecekleri bir düzende kurulabilir. O nedenle büyük barışı biz büyük hedefimiz olarak belirledik ve bu yolda Malatya Kongresi'nin, bundan sonra Malatya'daki mücadelenin çok özel bir yeri olacağına inanıyoruz. Bu yüzden bu kongreye, bundan sonra yapacağımız çalışmalara büyük dikkatle katılın, takip edeceğiz ve her türlü katkıyı ben kendi adıma sunmak için elimden geleni yapacağımı da burada bir kez daha söyleyeyim. Değerli dostlar, bu iktidar biraz önce saydığım bütün konularda bir düşmanlık ve savaş politikası izlemektedir. Halklara, farklılıklara, inançlara karşı savaş yürütmektedir. Doğaya karşı bir savaş yürütmektedir. Emeğe karşı savaş yürütmektedir. Kadınlara karşı, gençlere karşı savaş yürütmektedir. İşte bu iktidarı eğer göndermeye gerçekten kararlıysa önce bu savaş politikalarının tamamına karşı çıkmak zorundayız. Eğer savaş politikalarını çökertirsek bu iktidarı da göndeririz, ama bu da yetmez. Savaş zihniyetini halklara, inançlara, kadınlara, toprağa, emeğe karşı savaşı besleyen kaynakları da değiştirmek zorundayız. Yani bu düzeni de değiştirmek zorundayız. Evet, iktidarı göndereceğiz ama yerine benzer zihniyeti farklı bir görüntüyle sürdürmek isteyecek bir iktidar da istemiyoruz.
eziler, sömürürler, ötekileştirirler. Bütün toplum kesimlerinin haklarını, hukuklarını teslim edecek bir düzeni de yaratacaktır. O nedenle üçüncü yolda kararlıyız. Nevroz işte üçüncü yolun ne kadar güçlü ilerlediğinin büyük bir kanıtı oldu. Türkiye'nin 70 merkezinde milyonlar meydanları doldurdular. O milyonlar çok önemli mesajlar verdiler. Bu mesajlar elbette en başta iktidaradır. İktidara dediler ki bu politikalarda Kürt sorununda çözümsüzlük, cezaevlerinde zulüm, ağırlaştırılmış tecritle bir yere varamazsın. Biz buradayız, burada barış için, demokratik çözüm için kararlıyız. Bu yoldan bizi alıkoyamazsın. İktidara bu mesajı verdi milyonlar. Anmaya bile gerek duymuyorum, hani birileri Kürtler HDP'yi sevmiyor diyordu. Gerçi bunları burada anmak bile gereksiz. Öyle bir gür cevap verdi ki milyonlar, kimin neyi sevdiğini dünya alem gördü. Evet, dünya alem kim barışı, kim gerçek özgürlüğü, eşitliği istiyor meydanlarda gördü. Kürt sorununa demokratik çözüm için iktidara güçlü bir mesaj verdi. Ne kadar saldırırsan saldır, HDP'yi ne kadar kuşatmaya çalışırsan çalış, savaş politikalarında ne kadar ısrar edersen et, biz buradayız dedi. Bütün baskılara, bütün kumpaslara karşı halkın bu kararlı yürüyüşü, inancı, desteğiyle mücadelesini büyüterek yürüyor ve demokrasi ittifakını da en geniş kesimleri kapsayacak şekilde kurma kararlılığını sürdürüyor. Bu yolda da başarılı gelişmeler, önemli gelişmeler yaşanıyor. Nevroz meydanlarının mesajı sadece iktidara değildi. Bütün kesimlereydi. Diğer muhalefet partilerine de mesaj vardı. Evet, ürkek davranmayın. Evet, değişim istiyorsanız cesur olun. Bu ülkede değişim büyük barışta gelir. Büyük barışın kilidini açacak şey Kürt sorununda demokratik çözümdür. Kürt sorununda demokratik çözüm konusunda inandırıcı, tutarlı, herhangi bir program önüne koymadan toplumu değişime ikna etmeden istediğiniz sonuçlara varamazsınız. Şimdi HDP'nin yürüdüğü üçüncü yolu büyütme zamanıdır. Bu iradeyi ve bu kararlılığı, bu inandırıcı, tutarlı politikaları kimse görmezden gelemez. Kimsenin görmezden gelmesine halklar izin vermez. İktidarı da durdurur, diğer muhalefet partilerine de gerekli mesajları verir. Biz buradayız. Gücümüz halkımızdandır. Haklılığımız inandığımız değerlerdendir. Gerçekten bu ülkede Alevi-Sünni düşmanlığını körükleyenlere dur diyecek, Kürt sorununda zulmü, cezaevlerinde zorbalığı sürdürecek her türlü anlayışı durduracak güç sizlersiniz. Sizlerin ayakta tuttuğu HDP'dir. HDP'nin birlikte yürüdüğü demokrasi güçleridir. Alternatif vardır.
bu alternatifi hayata geçirecek güç de vardır, imkan da vardır. Bunu herkes böyle bilsin, en başta biz kendimize inanalım. Güvenelim, bu yolda şimdiye kadar gösterdiğimiz kararlılığı büyütelim ve hep ileriye doğru bakalım. Göreceksiniz, işte o zaman mutlaka kazanacağız. Ödenen bedeller boşa gitmiş olmayacak. Cezaevlerinde siyasi rehine olarak tutulan yoldaşlarımızın da özgürlüğe kavuşacağı, burada birlikte özgürlük halayı çekeceğimiz günlerde yakındır. Bunu bir kez daha buradan söyleyelim. Özgürlük ve büyük barış demektir. Bütün halkların eşit yaşayacağı, bütün inançların özgür olacağı bir yeni başlangıç yapmak demektir. Her Nevroz'da yeni başlangıç irademizi bir kez daha ortaya koyuyoruz. Ama 2022 Nevroz'unun özel bir yeri var. Çünkü 2022 yılı baskıcı faşist anlayışla, inkarcı imhacı politikalarla özgürlük, demokratik çözüm, büyük barış isteyen anlayış arasındaki mücadelenin final yılıdır. Bu finalde halkların gücü kazanacaktır. Halkların birlikte eşit yurttaşlık temelinde barış içinde yaşama umudu kazanacaktır. İmhacı, baskıcı, yalancı, savaşçı politikaları ne de değişim adına makyajla yeni bir dönem vaattir. Hayır. İkisi de olmayacak. Şimdi üçüncü yol zamanı. Şimdi HDP ile birlikte Büyük Demokrasi İttifakı'nın zamanı. Değişim buradan gelecek. Yeni başlangıca, büyük barışa, demokrasiye, eşit yurttaşlığa, adalete yürüyoruz ve bu ülkeyi de bütün mağdurları, bütün ezilenleri, refah, barış, adalet içinde yaşayacakları bir düzene taşıyacağız.